beş parasızım. Kuru ekmek yiyorum. Sokaklarda yatıyorum. Çok zor durumdayım yani. Emir! Wow, sağ olun. Bu haftaki bölüm çok güzel. Sakın kaçırmayın. Eyvallah. Emir! Wow. Eyvallah. Çok sağ olun. Ama biraz serin olursak yani. Hey. Ben senin amcanım. Aa, hayır değilsin. Fiko amcanı tanımadın mı? Yo. Ya ünlü oldun, parayı buldun, hatırlamazsın tabii. Elimde büyüdün sen. Emir Bey, niye amcanıza maddi yardım yapmıyorsunuz? Aa, çünkü benim amcam Antalya'da yaşıyor ve kendisinin oteli var. Über zengin. Ne yardımcı olacağım ya? Hey, hey, hey. Ya bu yapışma abi, Allah aşkına. Ben seni tanımıyorum ki ya. Saadet halanı da mı hatırlamıyorsun? Saadet, sanki hatırlıyorum ya. Bu babamın teyzesinin... Torunu muydu neydi o mu? Onun görümcesinin kuzeniyle evliydim ben. Sen bana amca derdin. Fiko amca derdin. Ne zaman derdin? Öz amcanız sefalet içinde Emir Bey. Benim amcam Antalya'da oğlum, Allah Allah. Bak, bak kucağımda resmim var, bak, bak, bak. Bir dakika, bir dakika, bu çocuk bayağı sarışın yalnız ya. Tabii küçükken sarışındı. Böyle bukle bukle saçları vardı bak. Ben çocukken kapkaraydım Kardo. Annem bana Arap çocuğu derdi ya. Bak ya, ayrıca bu kız çocuğu baksana, eteği falan var ya. Çocukken kız çocuğu gibiydi. Böyle sarışın bukle bukle saçları vardı. Hatta etek yer dolaşırdı. Hey, 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 ne alakası var ya? Hey, ben çocukken futbolcuydum, okey. Ne dönüyor ya burada? Ben senin Fiko amcanım. Yardım et bana. Açım ben. Servet içinde yüzen Emir danışmanın amcası sokaktan kağıt toplayarak geçiniyor sayın seyirciler. Benim amcam Antalya'da oğlum. Allah Allah. Lebi Derya malikanede oturuyor kendisi. Canı sağ olsun. O mutlu olsun bana yeter. Çok zordayım. Birikimim yok. Komşuların yardımıyla geçiniyorum şu an. Öz amcanız sefalet içinde Emir Bey. Bir yapışma abi Allah aşkına. Ben senin Fiko amcanım. Açım, yardım et bana. Sen bana amca diyordun. Fiko amca diyordun. Annem bana Arap çocuğu derdi ya. Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Onu zirveye taşıdım. Eyvallah. Aşkım kim bu adam? Bir bilsem. Uzak bir akrabamın daha da uzak bir akrabası galiba ya. Ha, gerçekten akraban yani. Bilmiyorum Deniz. Benim babamlar altı kardeş. Yani insan bir altı çocuk yapmadan önce bir düşünür ya. Yarın öbür gün torunlarımızdan birisi ünlü olur da 1500 akrabamızdan birisinin görümcesiyle 3-5 ay evli kalmış bir hıyar çocuğumuzun imajından faydalanmaya kalkar. Biz en iyisi tek çocukta kalalım der ya. Yani dedenler bencillikte uzaymış ya. Canımı sıkıldı hemen sevmiş ama bunları hiç düşünme yani. Tatlım, bence istediği paraysa ver kurtul. Uzaktan akraban da olsa belli ki zor durumda. Alo? Evet amca, biliyorum senin tek amcam olduğunu. Evet amca, sen zenginsin. Senden bahsetmiyorlar ki ya, of! Tabii ki çok zor durumdayım. Bakırköy'de eşi küçük dairem var. Bir de yerli otomobil bu. Nasıl, senin iki tane evin mi var? Vay be! Milyarlar götürüyorsun, gözün benim evlerde mi kaldı? Ah, sokaklarda yatıyorum diyordun. Evlerde kiracı var. Aa, okey. Uzatmayacağım. Sen kendine yeni bir iş bulana kadar sana 10.000 lira yazıyorum. 10.000 mi? Kaç gün yetecek o bana? Gün derken... Abi senin nasıl bir hayatın var ya? Sen diyetini havyar üzerine falan mı kurdun? Ne yaptın? Bana amca de. Demem. Sen 10.000 lirayı alıyor musun, almıyor musun? Almıyorum. Ne lan bu sadaka gibi? Kot reklamından kaç yüz bin dolar indirdin sen? Almazsan alma be. Gider kot reklamında kendin oynarsın, okey? Oynamazsam adam değilim. Başarılı ya. Gerçekten hadsizin dibisin. Hemen spora başla Kardo. Sana bol şans diliyorum ama kot reklamında işe yarar mı bilmiyorum. Çünkü aramızda sadece fizik değil, seviye farkı var. Kot farkı var. Ya ben seninle muhatap olmak istemiyorum artık.